Arkadaşlar merhaba kap ve piyasa haberlerine hoş geldiniz. Bist 100 günü 7841.46 puandan %0.25 düşüşle kapattı. Değişim puan olarak 19.42 puandı. Bist 100'ün işlem hacmi 86 milyar 249 milyon TL olarak gerçekleşirken en fazla değer kazanan sektör Bist sigortacılık %3.57 değer kazandı. En fazla değer kaybeden sektör BIST Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı %2.29 değer kaybetti. BIST 100 dolar bazlı değeri 275 dolar 21 cent. Fiyatı yükselen hisse senedi sayısı 212, fiyatı düşen hisse senedi sayısı 307, fiyatı sabit kalan hisse senedi sayısı 15. Yeni gelen bilançolarla birlikte yatırım şirketleri yeni hedef fiyatları vermeye devam ediyor. Ziraat Bankası Akşansı'nın hedef hisse fiyatını tahminlerde yapmış olduğumuz revizyonlar ve piyasa çarpanlarındaki güncellemelere bağlı olarak 152 TL'den 190 TL'ye reviz ediyoruz. Akşansı ile ilgili daha önceki ekli önerimizi koruyoruz. İş yatırım Sabancı Holding hisseleri için 95 TL hedef fiyatımızda al tavsiyemizi koruyoruz. Holding'in mevcut NAT iskontosu sırasıyla %43 ve %47 olan 1 yıllık ve 3 yıllık ortalamalarına kıyasla %50 seviyesinde. Ziraat yatırım Petkim'in hedef hisse fiyatını tahminlerimizdeki değişiklikler ve piyasa çarpanlardaki gün, güncellemelere bağlı olarak 19 lira 10 kuruştan 24 TL'ye yükseltiyoruz. Hisse için daha önceki tut önerimizi koruyoruz. Garanti yatırım Pegasus 3. çeyrek net karı ve Favök marjı beklentilerden güçlü. 3. çeyrek sonuçlarını olumlu olarak değerlendiriyoruz. Pegasus için endeks üzeri getir olan tavsiyemizi 12 aylık hedef fiyatımız olan 1200 TL ile sürdürüyoruz. Vakıf yatırım Pegasus yüksek sezonda beklentilere paralel sonuçlar açıklayan şirketin hisseleri son bir ayda endeksi %3.5 yenerken 3.50 yenerken Yılbaşından bu yana endeksi %12 yendi. Sonuçlara, sonuçlara piyasa tepkisinin nötr olmasını bekleriz. Sonuçlar ardından Pegasus için hisse başı fiyat hedefimizi 1340 TL seviyesinde korurken kısa vadeli endeksin üzerinde getiri önerimizi, uzun vadeli al önerimizi sürdürüyoruz. Halk yatırım, Bio, bio Trend Enerji için Bioen için 23 TL olan hedef fiyatımızı ve tut tavsiyemizi sürdürüyoruz. İntegral hedef fiyat vermedi Alfaz için ama bir değerlendirme yaptı. Şirketin 3. çeyrek finansallarını olumlu karşıladık. Bunun en önemli nedeni güçlü büyüme gösteren haslat, yatırım faaliyetlerinden elde edilen KKM geliri, net karı desteklemesiyle birlikte başarılı operasyon yönetimini Alfa Solar özelinde önemli buluyoruz. Alfa Solar'ın kapasite artışını, depo, GES kurulumu ve yatırımlarını değerli bulmakla birlikte şirketin güneş enerjisi sektörünün Romanya'da, Romanya'da gelişimi dikkate alınarak burada bir GES yatırımı yapılmasına karar verilmesini ve şirketin ilk projelerini 2024 ikinci çeyrek içerisinde devreye almayı planlamasını ilerleyen süreçte şirketin finansallarına katalizör, katalizör bir etki yaratmasını bekleriz dedi. Geçelim kap haberlerine. Öncelikle Divan yani Maalt Marmaris Altın Yunus turistik tesisleri biliyorsunuz Koç Holding'e tahsisli, tahsisli sermaye artışı yapmıştı. Daha önce 2016 ve 18 yıllarında almış olduğu, geri alımdan almış olduğu lotlarını yavaş yavaş satıyor arkadaşlar. Bunu dün de toplam 44.776 adet lotunu satmış 971 lira 98, 98 kuruş fiyatından. Bugün de satmaya devam etmiş aynı notları. Bugün de 3.250 adet lotunu 930 lira 12 kuruş fiyattan Borsa İstanbul'da satışını gerçekleştirmiş. Bu paylar bitene kadar oradaki baskı devam eder. Koleksiyon mobilya maddi duran varlık alımı şirketimiz yönetim kurulumuzun şirketimiz yönetim kurulumuzun 11. ayın 8'i 2023 tarihli şu sayılı kararına istinaden şirketimiz tarafından lojistik tesis kurmak amacıyla %35'i peşin ödemek, geri kalan tutar için ise 48 ay vadeli ödenmek üzere Tekirdağ'lı Çorlu ilçesinde 39.909 metrekare arsa lojistik tesis imarlıymış. 189.606.000 TL bedelle satın alınmıştır. Türk Hava Yolları çeşitli şirketlerden toplam 20 adet dar dar gövde uçağın 10 e, 144 ay süreyle kiralanmasına ve bir e, bir adette 2024 yılının ikinci çeyreği teslim almak üzere geniş gövdeli uçağa 72 ay süreyle kiralanmasına karar verilmiş. 2024-25 yıllar aralığında, aralığında teslim alınacak. E, 2026 ve 2025'in e, sonlarında diyeyim ben size bazıları birinci çeyreğinde bir yıllık kiralık yapmışlar bazılarında ikişer yıllık kiralık bunlar tabii ki <laughs> uçak kiralayan şirketler e, büyümeyi sürdüren bir şirket Türk Hava Yolları kapasitesini artırmaya devam ediyor Tabi orada e, bu Türk Hava Yollarının bazı uçakları arkadaşlar e, maalesef motor probleminden dolayı yere indi orada o açıyı bunlarla kapatmaya çalışıyor geçici bir dönem. Avot, iştirakimiz olan Planet Scan AG hakkında şirketimiz Avot Madencilik hisselerine karşılık İsviçre merkezli AFK Enterprise AG şirketinin bağlı ortaklığı olan Planet Scan AG şirketinin 23.436 hissesinin karşılığı hisse senedinin swap şeklinde devir edildiği bilgisi sayın yatırımcılarımıza duyurusu yapılmıştı. <laughs> Planet AG şirketimize ait 9 milyon 714.222 karşılığına denk gelen 23.436 lot hisse senedi Avusturya'da bulunan Liechtensteinische Landesbank'ın şirket e, Landesbank'taki şirketimize ait banka hesabına geçmiştir dediler. Trastepe Tapti Oksijen Tınastepe Galen Hastanesi ile İzmir Tınastepe Üniversitesi arasında afiliasyon anlaşması imzalanmıştı. Bu anlaşma kapsamında hastanemizin ismi İzmir Tınastepe Üniversitesi Özel Galen Hastanesi olarak tescil edilmişti. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 7 Kasım tarihinde kurumumuza yaptığı yazılı bilgilendirmesiyle birlikte ikinci basamak özel hastane hizmet alımına dair mevcut sözleşmemizin artık 3. basamak sağlık kurumu olarak hizmet vermeye başlayacağı bildirilmiştir. Yeni durum itibariyle yeterli olduğumuz bazı özellikli tanı ve tedavi yöntemlerinde de hizmet sunucu olmaya başlayarak bu işlemlerin ücretlerini SGK'ya fatura edebileceğimizin hizmet yelpazemize ve yelpazemize ve ciromuza katkısı olacağını kamuoyuyla paylaşırız dedi. Magen bütünleşik depolamalı ünitesi kurulumu. Şimdi arkadaşlar bu kapı niye sizinle paylaştım? Margün Enerji Üretim Sanayi %100 bağlı ortaklığı Soleil Yenilenebilir Enerji AŞ'ye Muğla ilinde güneş enerjisine dayalı özmen bir GES projesi kapsamında 7. ayın 30 2022 tarihinden itibaren 49 yıl süreyle üretim faaliyetleri göstermek üzere EPDK tarafından şu kanun uyarınca demiş şu tarih lisans lisansı verilmiş üretim lisansı verilmiş. Bu lisansla ürettiği elektriği 10 ayın 23 2022 geçici kabul tarihinden itibaren 10 yıl süreyle 13.3 sent kilowatt fiyatla e, devlet e, devlet alım garantisi altında satmaktadır. Yani e, bu enerji şirketlerinde şu e, KVD işte depolamalı olsun ki depolamalı olması daha da iyi. Şu kahvede elektrik üreteceğiz şu kadar katkısı olacak dediği zaman aşağı yukarı 10-14 cent arası fiyatı çarpabilirsiniz. 11. ayın 19'u 2022 tarihinde yayınlanan elektrik piyasasında depolamalı faaliyetleri yönetmeliği kapsamına göre üretim lisansı sahibi tüzel kişiler lisanslı bir üretim tesisine bütünleşik depolama ünitesi kurabilmektedir maddesi eklenmiştir. İlgili madde kapsamında 120 pardon 20.17 MW kurulu gücüne sahip Özmen bir GES projesinde 2064 MW kapasiteli bütünleşik depolama ünitesi kurumu için EPDK e, başvurus, başvuruda bulunulmuş. Yani üreteceğinden daha fazla bir e, miktarı depolayacak. E, biliyorsunuz enerji, enerji nakil hatlarına iletimde de Bazen e, yetersizlik, hatların yetersiz, yetersizliğinden dolayı üreteren enerjiyi maalesef e, iletemeyen, satamayan şirketlerde var. Hatex depremde zarar görmüştü biliyorsunuz. E, oradan 1 milyon dolama dolar ödeme yapılmıştı daha önce. Anadolu sigorta tarafından şirketimize. İş yeri poliçesi kapsamında ayrıca 10 milyon 451 bin dolar ödeme yapılmış olup 11. ayın 8'i 2023 itibariyle Anadolu Sigorta ile mutabık kalınarak hasar dosyalarımız kapatılmıştır. Böylelikle 6 Şubat depreminde şirketimizin üretim tesislerinde meydana gelen hasarın tümü sigorta poliçelerimiz kapsamında Anadolu Sigorta tarafından karşılanmıştır. Hatta bir ara bunlar mahkemelik olmuştu. Anadolu Sigorta işi uzatıyordu. E, sonunda anlaşmışlar. Triliç Türk İlaç İhale Süreci Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 5 nolu Satın Alma Dairesi Başkanlığı tarafından açılan tıbbi beşeri ilaç alım ihalesi Diadol markası ile 16 milyon 415 bin TL artı KDV tutarlı ortaklığımız uhdesinde kalmıştır. Fonet o da ihale süreci. Batman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan ve 9. ayın 15'i 2023 tarihinde duyurusunu yaptığımız 36 ay sürekli sağlık bilgi üretimi sistemi hizmet alımı ihalesi sonuçlanmış olup ihaleyi şirketimiz kazanmıştır. Yasal itiraz süreci beklenmekte olup akabinde sözleşme imzalama aşamasına geçilecektir. İhale bedeli hemen hemen 30 milyon TL'ymiş. 29 milyon 984 bin TL. Trend gayrimenkul TDGYO payların geri alınmasına ilişkin açıklama. Arkadaşlar. Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Pay Geri Alım Programı açıkladı. 40 milyon TL para ayırmışlar, 3 milyon adette hisse. Yani hangisi daha önce e, dolarsa tabii ki alırsa o da. E, pay Geri Alım Programı da bir yıl geçerli olacakmış. Burva yeni iş ilişkisi. Şirketimiz ile yurt dışındaki bir müşterimiz ile 800 bin dolar tutarlı. Şubat 2024 tarihinde teslim edilecek varaların temini konusunda anlaşılmış olup söz konusu sözleşme bugün itibariyle imzalanmıştır. Cem Taş, Cem Taş Çelik <laughs> yatırım teşvik belgesi alımı. Şirket fabrika sınırlarımız içinde yer alan mevcut denge çubuğu sistemimizde, sistemim, teslimimizde pardon... Otomasyon, tevsi ve modernizasyon yatırımı planlanmakta olup bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapmış olduğumuz yatırım teşvik belgesi başvurumuz onaylanmıştır. Sanayi, Sanayi Bakanlığı'ndan alınan teşvik e, 111 milyon 925 111.925.000 TL tutarlı 3 yıl süreli olan yatırım teşvik belgemiz ile yararlanaca yararlanacağımız destek unsurları, vergi indirimi %70, yatırıma kat korunu %30 KDV istisnası, güm gümrük vergisi muafiyeti, sigorta e, primi işveren hisse desteği bu altı yılmış ve faiz desteği olarak açıklamışlar. Evet finansal ek süre taleplerine ilişkin SPK, SPK değerlendirmesi. Turex Madencilik Marbal yeni al karzlardan 11. ayın 24'üne kadar. Tümosan'a 11. ayın 20'sine kadar. Bir ko mensucat birleşik birleşik bir ko birleşik koyunlar mensucatına 11. ayın 17'sine kadar diriteks, diriliş Dirliş Tekstil'e de 11. ayın 17'sine kadar SPK izin vermiş. Türkiye Vakıflar Bankası bağlı ortaklığımız Vakıf Factoring AŞ'ye paylarının bir kısmının halka arz edilmesi Bankamız Yönetim Kurulu'nun 11. ayın 2023 tarihli toplantısında bağlı ortaklığımız Vakıf Faktonik AŞ paylarının bir kısmının halk arzı ile ilgili gerekli çalışmaların başlatılmasına karar verilmiştir. Ee, arkadaşlar <laughs> bu e, başvurduktan sonra en kısa sürede onay alacak halk arzlardan birisidir diye düşünüyorum. E, bugün de SPK'ya başvuruda bulunmuşlar bu halka arz için. Belki de bu sene bitmeden bu halk arz gerçekleşebilir. Volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında Arzum, İHEVA ve Obaze paylarına yarın seans başından 12. ayın 8'ine kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı geldi. Yine volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında Ensarı, İHYAY, PSDTC ve Sönmez Pamuklu paylarına yarın seans başından 12. ayın 8'i seans sonuna kadar emir paketi tedbiriyle işlem görecekmiş. Invesco Holding, invest finansal duran varlık edinimi. Şirketimizin %100 oranında pay sahibi olduğu REM, GSYO, AŞ. 11. ayın 9'u 2023 tarihinde yani bugün gıda ve perakende sektöründe faaliyet gösteren Global Mağazacılık AŞ'ye tahsisli sermaye artışı yoluyla sermayesinin %50'sini temsil eden toplam 17 milyon 500 bin adet pay için toplam 80 milyon TL bedel karşılığında %50 oranında ortak olmuştur. Bu yatırıma ilişkin nakit sermaye ödemesiyle tescil işlemleri de e, bugün tarihinde tamamlanmıştır. Söz konusu sermaye artırımı sonrasında 35 milyon TL ödenmiş sermayeye ulaşan global mağazacılık AŞ, 1994 yılından bu yana MISAŞ markasıyla gıda ve perakendicilik sektöründe faaliyet göstermekte olup, Global Mağazacılık A.Ş.'ye ait 52 şube ve 480'in üzerinde personel bulundurmaktadır." demiş. Evet arkadaşlar, bilançolar gelmeye devam ediyor. Bugün son gün bazı özel izin alanlar dışında. Geceleyin saat 2'de Reader 60 591,5 milyon net dönem karı var. Otto Otto 22,5 milyon net dönem karı. Selgıda 1 milyon net dönem karı. Arsan 492 hemen hemen 493 milyon net dönem karı. Mepet 88 milyon. Göknur 5 859 hemen hemen 860 milyon net dönem karı var. Trastepe 203 milyon rakamları yuvarlıyorum. Ülker 659 milyon net dönem karı var ama o çeyreklikte hiçbir şekilde artıramamış da. Berah Holding 815,5 milyon Net dönem karı, ideal finansal teknoloji 72 milyon, BMSCH, yani BMS çelik 38 buçuk milyon, Turex 207 buçuk milyon net dönem karı, Güler Yatırım Holding 310 milyon, SDTTR. SDT Uzaycılık 274,5 milyon net dönem karı. Sekura Plus Plastik 29 milyon eksi yazmış ee, net dönem karında. Karye 30 milyon net dönem karı. E, Kuva o da 19 milyon eksi yazmış net dönem karında. Zedur 18 milyon net dönem karı. Konya 255 milyon. Denge 207 milyon. Halkbank 10,5 milyar. Tera 246,5 milyon. Baydöner 89, hemen hemen 90 milyon. Kaplamin Ambalaj 19,5 milyon eksi yazmış net dönem karında. Dardanel 5 milyon, 5,5 milyon. Sarkuysan 1 milyar 406 milyon net dönem karı. Autur... 4,5 hemen hemen 5 milyon. Huner 83,5 milyon. 83-84 milyon. E, patronunu artık son zamanlarda sevmiyorum. Etiler Gıda 17,5 milyon. Akfen Gayrimenkul ki güzel bir e, net dönem karı yakalamış. 2 milyar 354 milyon net dönem karı. Avrasya Gayrimenkul 27 milyon. Yunsa 422,5 milyon. Yunus arkadaşlar hem çeyreklikte bakın Avgeyo, Avrasya Gayrimenkul de aynısı. Ee, Vakıf Bank da aynısı onu da söyleyeceğim. Yunus'a çeyreklik %34 artırmış. Yıllıkta da %129 artırmış net karını. Avgeyo %176 çeyreklik. Yıllık %136 artırmış. Vakıf Bank'ta 18 milyar 287 milyon net dönem karı var. Çeyreklik %307 artırırken %10,5'ta yıllıkta net karını artırmış. Bu arada Vakıfbank 123,5 milyarda nakitte artıp pozisyona geçmiş. NT Holding 28 milyon net dönem karı, Gerel Gersan Elektrik 39 milyon net dönem karı, Bakfaş 676 milyon eksi yazmış net dönem karında. Selgıda Selçuk Eczade e, e, Deposu, pardon Selgıda diyorum. Seleç, Seleç ya da 2,5 milyar net dönem karı var. Çok güzel bir bilanço açıkladı. Çeyreklik net karını %183,5 yıllıkta da %52,5 artırmış. 3 milyar 263 milyonda artı pozisyona geçmiş. Tuborg bir başka çok güzel e, bilanço getiren 2 milyar 631 milyon e, net dönem karı var. Çeyreklik yüzde 49, 40.90 ya da 41 diyelim ona. Yıllıkta da 97.5 net dönem karını artırken 1 milyar 939 milyon e, nakitte artı pozisyonuna geçmiş. Söktaş e, 159.5 milyon hemen hemen net dönem zararı yazmış. Merit 20 buçuk milyon net dönem karı, çeyreklik 78.88 79 diyelim, Yıllıkta 122, 268 e, bin lira e, nakitte artıya geçmiş. Pengıda Pengo 7 milyon 388 bin net dönem zararı var arkadaşlar. Doğuş gayrimenkul o da arkadaşlar durumu pek iyi değil zaten Doğuş e, e, Doğuş Holding bu şirketi Doğuş'a, biliyorsunuz Doğuş Otomotiv'e e, itelemişti. Yani benim e, <laughs> tabiri caizse iteledi arkadaşlar. Yani Doğuş Holding'in karı çok yüksekti. E, gayrimenkulü pek iyi gitmiyordu bu DGGYO. Bunu oraya iteledi. Zaten o yüzden bayağı bir darbe almıştı senenin başında. Göltaş, Göller Bölgesi, Çimento 555,5 milyon net dönem karı var. Ee, ARDYZ 379 milyon net dönem karı var. Aner Elektrik'te 307, hemen hemen 308 milyon net dönem kardan zararı var arkadaşlar. Net dönem zararı yazmış. Şimdi sayfayı yenileyim. En son Anel'de de kalmıştık. Neredeydi? Evet bir sürü geldi zira yani ya yo maşallah elit sanel burçelik katik anneli evet lüks kadife 20 buçuk milyon net dönem karı var Hatex 12,5 milyon net dönem zararı. Burçelik, Burçelik, Bursa Çelik döküm 16,5 milyon net dönem karı var. O da e, fena bir bilanço getirmemiş. Mobil Tel İletişim Hizmetleri 200,5 milyon net dönem karı, Elit 215,5 milyon net dönem karı var. Sanel 4,5 milyon net dönem karı, Megap 173,5 milyon net dönem karı, P cilt 211 milyon net dönem karı, Papil 111 milyon net dönem karı. Kızılbük Gayrimenkul 65,5 milyon e, net dönem zararı yazmış. Cusan da 59,5 milyon net dönem zararı yazmış. Durdo 51 milyon net dönem karı. Bin Yapı 760,5 milyon net dönem karı. E, yeni halk arzlara fazla e, bakmayın. Orada halk arz geliri var. Onların kullanacakları yerler ve yapılan işler. Onlar biraz karmaşık. 635 635,5 milyon net dönem karı. Berkosan 61,5 milyon. Özdaren, Özerden Ambalaj 98 milyon. Bakap 123,5 milyon net dönem karı. Doğaş arkadaşlar 15 milyar 224 milyon net dönem karı var. Çeyreklik %20 artırmış net karını yıllık %178.81 5 milyar 90 milyonda da nakitte artı pozisyona geçmiş doğuş otomobil. Çok güzel bir e, bilanço açıkladı. E, Özerden ambalajda güzel bir bilanço. O da güzel arkadaşlar. gezin Oyak Çimento başka bir güzel e, bilanço açıkladı. 5 milyar 489 milyon net dönem karı var. Çeyreklik %42,5. Yıllıkta da %249 artırmış net karını. 2 milyar 179 milyon... Nakitte artı pozisyona geçmiş. Gezinomi 22,5 milyon net dönem karı. Doğu Aras Enerji. Aras'e e, 2 milyar 284 milyon net dönem karı var. Güzel bir bilanço getirmiş. Çeyreklik %298 artırırken. Yıllıkta da 162 %163 e, kar değişiminde artı var. Net kar değişiminde. Halk gayrimenkul 1 milyar 703 milyon net dönem karı var. Sanifoam Sünger 19 milyon net dönem karı, Tekfen 472 milyon net dönem karı var. Emkel 26,5 milyon 26 hemen hemen 27 milyon net dönem zararı. Şok Market 2 milyar 669 milyon net dönem karı var. O da güzel bir bilanço getirmiş. Çeyreklik %54.5, yıllıkta da %47.5 net dönem kar değişimi var artı yönde. 2 milyar 915 milyon ,000 da nakitte artı pozisyona geçmiş. Batıçim 327.5 milyon net dönem zararı. Gübre fabrikaları, Gübrefe 565 ,000 ,000 net e, Plastik, İSKPR, milyon net dönem karı. Işık Plastik İskpl 113.5 milyon net dönem karı. O baze 24 milyon net dönem karı. Smartke bu da güzel bir bilanço açıkladı. Smart G'de 693 milyon e, hemen hemen 693 milyon net dönem karı var. Smartge'nin e, güzel yatırımları da var. Onu da söylemek isterim ki benim için çok güzel bir e, bilanço. Biraz inceledim çünkü. Naten o da fena değil güzel bir bilanço. 457,5 milyon net dönem karı. Yaprak Süt güzel bir bilanço açıkladı. 115,5 milyon net dönem karı var. Çeyrektik %38 artırmış net karını. Yıllıkta da %303 artırmış. 20 milyon da nakitte artıya geçmiş. Simpaş Gayrimenkul 296 milyon net dönem zararı. Ulusey, Ulusoy Elektrik 11 11,5 milyon net dönem karı. İhyay İlas Yayın 2, e, milyon net dönem karı var. Kervansaray Yatırım Holding arkadaşlar 1 milyar 19 milyon net dönem zararı var. İhlas Holding'in 35,5 milyon net dönem zararı. GSD Denizcilik arkadaşlar yani e, GSD Denizcilik'in kasasında art bir sürü para var. Fakat e, Kutman bu işi çok iyi biliyor. Çok iyi baskılıyor. Nasıl baskılıyor? Kasasındaki nakit parayı öz kaynaklarda gösteriyor. Kar olarak göstermiyor. 6 milyon net zarar açıklamış ki çok güzel bir sezon geçirdi. E, bu şirketin bir de İngiltere'de e, borsaya kote olmuş bir şirketi var ona baksanız orada o zaten çok güzel paraları kazandırdı ama bizim ülkemizdekileri baskılamaya devam ediyor e, fark etmez e, biz sabırlıyız ben kendi adıma konuşayım. Bülbüloğlu Winch 95 milyon net dönem karı açıkladı %124 hemen hemen %125 çeyreklik net kar değişimini artırmış net karını yıllıkta da %125.5 artırmış. 11 hemen hemen 12 milyon nakitte artı pozisyonda. Servet gayrimenkul 174.5 milyon net kar. Net dönem karı. Euro Power 954.5 milyon net dönem karı var. Ee, bunu incelemedim. incelemem lazım. MM Jazz eksi 1 milyon 789 bin net dönem zararı. Y yapı 103,5 milyon net dönem karı var. Gesan'da 1 milyar 150 milyon TL net dönem karı var ki Gesan çok güzel bir bilanço açıkladı. %37.72 yıllıkta pardon çeyreklikte net kar değişimi var. Yıllıkta da %259 artırmış net karını. 238 hemen hemen 239 milyon nakitte artı pozisyonda değişim var. GESAN tebrik ediyorum. Çok güzel bir bilanço e, geldi. Arkadaşlar bugün perşembe bakalım SPK bülteni gelecek mi? Tabi bilançolar gelmeye devam edecek. Yarın da e, gelecek olan bilançoları yarın da sizinle e, bir başka kat e, videosunda geri kalanlarını paylaşırız. Görüşürüz kendinize iyi bakın.